Bununla beraber e, oyunu hala eleştiriyor musun? Eleştiriyoruz tabii. Yani en başına beri aynı şeyi söylüyoruz. Topa sahip olmak yeterli evet. bir kriter değil. Yani bırak topa rakip sahip olsun da sen gol bul, pozisyon bul. İşin bu tarafındayız. Artı Sosa işte e, virüse yakalanması, ayak parmağında kırık olması, hı hı. kasıkta problem yaşaması vesaire sakatlıkları peş peşe geldi sıkıntıları. Yaşı da var ve ee, Sosa sahadayken Gustavo yokken Gustavo'nun görevini üstlenen adam Ozan, Ozana ekstra bir yük bindi ve Sosa'dan daha fazlasını bekliyoruz. En Ozan Trabzon'daki performansına yaklaşmasını bekliyoruz. O anlamda eksik kaldı. Bu arada şu an muhtemel ömürde Mesut görünüyor orada. Evet. Mesut'un da e, maç eksiğinden dolayı e, 90 dakikalık performans, doğru performans sergilemediğini görüyoruz. Bakalım bugün Pelkas geldiğinde. Pelkas takıma katıldığında ilerideki o varyasyonlar ne kadar etkili olacak. Ben açıkçası Osay'dan daha fazla faydalanabileceğini düşünüyorum takımın. Doğru pas trafiğiyle. Nasıl buluyorsun Osay'ı Samuel'i? Yani O'Say ilk çıktığı maçtan itibaren aslında savunmanın arkasına atılacak toplarda çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum ama hem Osay'da... Yine daha... de çok hızlı ve atletik görünmüyor ama. Şimdi görünüyor da Doğru topları henüz alamıyor veya nadiren alıyor. İşte takımın o sayı anlaması, o sayının takımla bütünleşmesi biraz daha zamana ihtiyaç var gibi. Ama doğru topları atarsanız mesela 12 Galatasaray döner dönmez bilen oyunculardan atılan toplarla hemen sonuca gitti. Şimdi o sayının böyle bir lüksü yok. O sayı ilk kez geldi buraya Tabii. oynuyor. E, onu çözdükleri anda ki antrenmanlarda bunun üstüne de çalıştıklarını biliyorum daha doğru hamleler gelecektir. Ama dediğim gibi Pelkas ilk kez Mesut ve Osa ile beraber oynayacak. Göreceğiz bakalım ne kadar uyum içindeler. Ama dediğim gibi ben 90 dakikalık performans olarak düşündüğümde 65 dakikasında iyi bir Fenerbahçe bekliyorum. En az 65 dakikasında ve özellikle ilk yarıda. Yani Ama Fenerbahçe'nin bu kazandığı periyotta genelde böyle olmadı mı? Yani 55-65'e kadar iyi bir evet. Fenerbahçe. Evet. Sonrasında so, işte onu e, biraz daha düşen. Onu söylemeye Daha fazla Şimdi, pozisyon veren. Erol Hoca'nın oyunculara ısrarla söylediği şey şu. E, çok ciddi bir yarış var. Üste 3 takım puan puana gidiyor. E, bu yarışın kaybedeni biz olmayacağız. Yani rakipler nasıl kazanıyorsa biz de kazanma alışkanlığı devam ettireceğiz. E, bu anlamda Takımın doğru oyununu sürekliğini arttırmaya çalışıyorlar. E, pres bölümünde özellikle ilk 45 dakikada pres ve hücum bölümünde doğru şeyleri yapıyorlar. Ama fizik anlamında tekrar vurguluyorum. Gustavo'nun yokluğunda Sosa eksik kaldığı için Ozan'a da ekstra yük bindiği için takım düşüyor. Bunu aşmaya çalışıyorlar. Eğer orada Sosa bir tık fazlasını yaparsa Ozan da rahatlayacaktır. Ve bu iki oyuncunun farklı oynaması bütün takımın temposunu değiştirecektir. Onu çalışıyor çalışıyorlar. Burada Pelkas da doğru işleri yaparsa daha çok top tutabilirse, hı hı. topu ileride tutabilirse arkadaşlar nefes alacak zaman oluşturacaktır. Ve Fenerbahçe'nin o doğru oynama süresi artacaktır. Tabii Pelkas'ın da nasıl döneceği merak konusu antrenmanlarda yer aldı. Ee, tabii ki ona göre hazırlanmış bir muhtemel 11 ama Mesut, Pelkas, Osay, Samuel güzel söyledi biraz önce Mehmet, Emin, Umut ilk kez bir arada oynayacaklar. Ee, bunu tabii Fenerbahçe çok fazla yeni transferle yeni sezona başladığı için e, birçok karşılaşmada da söyledik uyum problemi olur mu acaba? Ya yani, olma ihtimali var. Ee, sonuçta daha önce yani bu deneyimi yaşamamış isimlerden ...hiçbir bir arada oynamamış oyunculardan bahsediyoruz. Ee, ama Mesut'un beğendiği bir oyuncu Parkas zaten bildiğiniz kadarıyla onunla da beraber oynayınca belki Mesut'un dilinden anlayabilecek Hı -hı. şeyi var. Ee, o zekaya sahip, tekniğe sahip bir oyuncu. Yani iki hızlı kenar oyuncusu olacak o zaman. Pelkas, Sartı, sayı evet. E, Samuel. O sayı Samuel ben de beğeniyorum. En azından farklı bir oyuncu olarak görüyorum. Fenerbahçe genel e, kenar oyuncularından biraz daha farklı. Yani dikine gidebilen, oyuncu eksiklenebilen ya da savunma arkasına koşu yapabilen o hıza sahip bir oyuncu. Biraz son vuruş noktasında eksikleri var. Eee bir mesela bir, bir, tık üstü sanki Endao gibi kara gümrükte. Mesela Endao işi güzel yapıyor. hani gol de atabiliyor. Ama evet. biraz farklı bir oyuncu. Yani faydalı bir oyuncu. Olur kanaatindeyim. Ama işte Fenerbahçe ile ilgili problem de şuradan kaynaklanmış. Fenerbahçe hep mi işte bireyler işte oyuncular üzerinden Fenerbahçe'yi tanımamaya çalışıyoruz. Onunla ilgili bir fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Ya da yorum yapıyoruz. Halbuki bir oyun ortada olması lazım. Fenerbahçe'nin güçlü bir oyununun herkesin saygı duyduğu rakibin otomatikmen ya ne yapacağız dedirtecek bir oyun şablonunun olması lazım. Fenerbahçe o şeyi daha oturtamadı. Yani aslında hani o 55-60 dakika Fenerbahçe'nin gelmesi, Fenerbahçe'nin 55-60 dakika oynaması başarı. Fenerbahçe kulübesinde en azından diğer takımlarda olmayan zenginlik var. Yani Hamlelerle siz o takımı diriltebilirsiniz değil mi? Daha da kendine getirebilirsiniz. Bu anlamda bence işte biraz Erol Hoca ya yani dönüp dolaşıp hocaya geliyor. Ne kadar oyuncular şey olsa da hocanın e, özgüvenin yerinde olması, vücut dili, e, yani sağ kenarındaki duruşu bile mesela bir Başakşehir-Trabzon maçında Abdullah Hoca o, o rahat görüntüsü bu maçı kazanır dedim ben. Yani nasıl kazanacağını şey yapamadım. Yani kötü bir maç izliyorum. Bu Başakşehir zaten şut atamıyor. E, Trabzon hocası ise planı yapmış. Yani e, avını şey yapmış, o nasıl avlayacağını planı yapmış gibiydi. Orhan Akla böyle maç içerisinde sürekli hı hı. E, konuşmalar falan filan. Bekliyorum bir şey olacak. Ve oldu. Sergen Yalçın'a bakıyorsun kezağı. İşte Erol hocadan da insanlar bunu bekliyor. Hep böyle bir Mesut üzerinden yok, işte ne bileyim Valencia üzerinden, Gustavo üzerinden, Sosa üzerinden hep problem, hep problem, hep problem. Yani hocanın artık e, biraz silkelenmesi lazım. Burada biraz da Erol hocada suç var diye düşünüyorum. E, çünkü e, cesur olmalı ya. Hani bu şekilde şampiyon olsa da devam etme ihtimali çok güçlü değil. O şeyi vermiyor. O güveni vermiyor yani o şeyi kaldıramıyor gibi gözüküyor. E, halbuki böyle bir teknik adam değil yani. Gelecek validen işte ne bileyim Malatya, Alanya hı hı. E, bizim Avrupa'ya ihraç edebileceğimiz potansiyele sahip, o background'la sahip kendini geliştirebilen yeniliğe açık bir teknik direktör. Ama işte Fenerbahçe de büyük bir kulüp böyle de bir e, karmaşa içerisinde yer alıyor. Var mı ekleyeceğim bir şey bunlar? Yok yani Fenerbahçe'nin Erol Hoca ile ilgili bir sıkıntısı yok. Ne yönetimin e, ne e, sportif direktörün. Hı hı. Aksine hocanın arkasında durduklarını. Bunu diyor. her seferinde söylüyor zaten. Israrla söylüyorlar. Fenerbahçe, yani Fenerbahçe çok ciddi bir e, değişimden geçiyor. E, hem kadro olarak hem futbol yapılanması olarak. Hı hı. Başka bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Bu arada... Biz işte sezon başında 18 transfer gördük. 16 tane A takıma, 2 evet. tane altyapıya. Devre arasında yine 4 tane transfer gördük ama e, ben buradan tekrar altını çizerek söyleyeyim. Yeni sezonda da yaz döneminde de Fenerbahçe'nin transfer hamleleri aynı ciddiyette devam edecek. Yine benzer rakamlar Olacak o diyorsunuz. kadar <laughs> o kadar olmasını beklemiyorum açıkçası ama e, 5-6 tane transfer yine bekliyorum. Kaleye, kalede değişiklik bekliyorum kiralık oyuncular var biliyorsunuz işte Zankası, Dirarı'ydı vesairesiydi. bunların tamamıyla yollar ayrılacak. Kiralık oyuncuların hiçbirisinin geri dönmesi planlanmıyor gençler haricinde. Biraz daha gençleşme operasyonu, geleceğe yatırım operasyonu gibi mi yorumlamak lazım? Mevcut operasyon henüz tamamlanmadı diyelim. Tamam. Mevcut operasyon henüz tamamlanmadı. Keza Perotti ile yolların ayrılması bunu devrasını yapmak istediler. devrasını yapmak istedi, evet. oyuncu kalmak istedi. Şimdi Perotti'den bahsederken Perott'ten hala eksik diyoruz. Neden eksik diyoruz? Kalmak mı istedi diyorsun Perotti? Evet, evet. Ayıp yani artık. Niye? Ortada yok Perotti yani. Ne olsun, Falcao da kalıyor. Ne olacak yani? E, Falcao kalıyor ama Falcao en azından şu an takımla beraber bir iki hafta içerisinde yer alabilecek durumda yani. bir maç kaçırmış bir adamdan bahsediyoruz şu ana kadar. Adam da duruk. sakat yani. Tamam, kaçırır. sen sakat olduğunu bile bile alıyorsun, o riske giriyorsun. Tamam. Galatasaray ona göre sözleşme Fransa'da yapıyorsun. Galatasaray Fransa'da son 3 sezon ortalaması 30 küsur maç olan bir oyuncuyu aldı. Hı -hı. Yani bu adamın sakat olduğu bile bile transfer edilmedi. Tamam. Fenerbahçe zaten sözleşmesini buna göre yapmış. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Yani Fenerbahçe bu problemi yaşayan bir oyuncuyla devam edeceğini sen düşünüyor musun? Fenerbahçe devam edecek demedim ben zaten. Oyuncu dedim kalmak istedi. Fenerbahçe yolları ayıracak, oyuncu kalmak istiyor dedim ben. E kalmak istemesi için ya Bana biraz tuhaf geldi. Bir sebep olması lazım. bir Ne bileyim değil mi? Yani oyuncu bir... diyor ki ben sağlığıma kavuşacağım ve performans vereceğim. Evet. iyileşip Biraz ilginç yani bu Fenerbahçe için bir sorgulamıyorum bunu. Oyuncu onu nasıl teklif edebilir? yani Bu Falcao'nun yeni sözleşme istemesi gibi bir şey. Yok, Aynı şöyle şey yani. söyleyeyim ben sana bir kere Falka'yla kıyaslayamazsın sözleşme anlamında. Ya tabii ki. Yanından bile Artı e, 4 maça çıkmış. 2 tanesi ilk 11. Hı -hı. 4 maçta 3 gollük katkı sağlamış. Evet. Yaptırdığı penaltılar var. Onları kendisi gole çevirdi. Bir tane de golü var. E, yanılmıyorsam direkt yani penaltı dışında golü e, Birliği maçında olması lazım. 5 maçta olması i̇ki, iki lazım. 2 gol attı galiba.